Merhaba, Uğur Elektronik definecileri bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, tahtanın başına geçtiysek eğer işaret anlatacağız demektir. Bunu biliyorsunuz. Ben oturarak konuşmayı çok fazla sevmiyorum. Oturarak da video çekiyoruz da tahtanın başında böyle ayakta konuşmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bugüne kadar YouTube'daki kanalımızda işaretlerle ilgili birçok video çektik, yayınladık. Amacımız size yardımcı olmak, bildiklerimizi size aktarmak. Özellikle sürekli vurguluyorum bunu. İşaretlerle alakalı definecilerin arazide gördükleri, definecilerin arazide karşısına çıkan işaretlerle alakalı bugüne kadar çok şey söylendi, çok şey anlatıldı. Ama inanın o söyleyenlerin birçoğu ne defineci, ne de bugüne kadar gerçekten bu işaretlerin karşılığında bir şeyler bulabilmiş insanlar değiller. Derdimiz sizin araziye çıktığınız zaman işinizi kolaylaştırmak. İşaret taşların üzerine yapılan geometrik şekiller veya hayvan figürleri veya insan figürleri olabilir. Daha önce buraya para saklamış, para gömmüş, para bir şekilde oraya parayı defnetmiş kişilerin tekrar geri geldiklerinde para saklanan yeri, paranın gömüldüğü yeri bulmaları için konulmuş bilgi niteliğindeki şeyler aslında. İşaretler bunlar. Araziye çıktığınız zaman ana kayaların üzerinde yerinden oynamayan sabit ana kayaların üzerindeki işaretlere dikkate alın arkadaşlar. Küçük taşların üzerinde 3-4 kişinin kaldırıp başka bir yere taşıyacağı veya devirebileceği taşların üzerindeki İşaretleri çok dikkate almayın, gerçek bile olsalar. Artık o taş yerinden oynamış olabilir çünkü. Bizim için işaretin, daha doğrusu işaretin yapıldığı taşın yerinden oynamaması gerekiyor, kırılmaması gerekiyor. İşaretin üzerindeki bir tahribat, işaretin kırılmış olması, bozulmuş olması, yarısının veya işte üçte ikisinin tanınmaz hale gelmesi onu yorumlarken bizi sıkıntıya sokuyor. Bu şuna benziyor. Elinizde bir adres var. Adresin cadde, sokak veya mahalle kısmının bir kısmı silinmiş. Yazının bir kısmı silinmiş. Siz artık hangi mahalle, hangi cadde, hangi sokak, hangi il karıştıracaksınız demektir. Arazideki işaret de böyledir. Zaman içinde hava şartları yani doğa işareti tahrip etmiş olabilir. Tabii bu işareti yapanlar aslında işareti yaparlarken çok sağlam ana kayaların kolay böyle bozulacak, çürüyecek, dağılacak, kırılacak taşlara yapmadılar. Bu tür taşların üzerinde işaret olmaz. Öncelikle onu söyleyelim. Sağlam taşlara yaptılar, sağlam kayalara yaptılar ve murç çekiç kullanarak derin izler bıraktılar bu işareti yaparlarken. Kolay kolay birisi gelip çekiçle, balyozla girmediği sürece o işareti tahrip edemez. Yani doğanın o işareti tahrip etme şansı biraz zayıf. Ha, bir sel gelmiştir. Mesela dere yataklarında işaretler var. Bir sel gelmiştir. Üzerine kayalar gelmiştir. İşareti kapatmıştır veya kayalar üzerinden geçmiştir. Kırmış olabilir. Bunun dışında kolay kolay bu adamların yaptığı işaretler tahrip olmaz. Bir de bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde para karşılığı işaretler kırıldı. Bunların birçoğunu bizimkiler yaptı, yani Türkler yaptı maalesef, ne yazık ki. Bazılarında kendileri gelip kırdılar, işaretleri kırdılar, bozdular. Bazı yerlere kendileri yeni işaret yaptılar. Bazılarında da parayı aldılar, işareti kırıp bırakıp gittiler. Siz araziye çıktığınız zaman ana kayaların üzerinde bozulmamış, sağlam olan işaretleri bulmaya çalışın. İşaretler, bakın, kendi içlerinde biraz farklılık arz edebilirler. Küçük, yani birkaç santim çapında veya birkaç santim boyunda olan işaretler de var. Metre ebatında olan işaretler de var arkadaşlar. Üzerine su döktüğünüz zaman görünen işaretler var. Gece ay ışığında görülebilen işaretler var arkadaş. Gündüz güneş ışığında görülebilen işaretler de var arkadaşlar. Dikkat edin. Biz bunlara gölge oyunları diyoruz. Güneş belli açılarda işarete vurduğunda görünür. Üzerine su döktüğünüz zaman görünen işaret, güneşin açısıyla alakalı görünebilen işaret veya kök boyasıyla, yani boyayla yapılmış işaretler de var.
kabartma veya oyma dediğimiz işaretler de var. Ermeni ve Rum'un, Ermenilerin ve Rumların yaptığı işaretler yok oymaydı, yok kabartmaydı. Arkadaşlar, oyma ve kabartma işaretler de var. Ha, sonuçta işaret bilgisi bu adamlara bir şekilde kendi soylarının emaneti olarak verilmiş. Ki onlardan da herkes bu bilgiye sahip değil, onu da söyleyeyim. Ve bunlar da bu bilgiye istinaden işaretlerini yapmışlar. Amaç, koydukları paranın tekrar geri geldiğinde yerini bulmak. Mevzu bu kadar basit aslında. Tabii kendi bölgenizde, artık hangi bölgedeyseniz, Doğu, Güney, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara, neresiyse, neredeyseniz, Karadeniz, kendi bölgenizde hava şartlarıyla alakalı, iklim şartlarıyla alakalı veya doğal yapıyla alakalı işaretleri bulmakta veya bulamamakta zorluk çekebilirsiniz. Mesela Karadeniz bölgesinde sürekli yeşil olan bir bölge, sürekli yağmur olan bir bölge, çok fazla orman var, çok fazla çalı var, çok fazla bitki örtüsü var. O yüzden Karadeniz bölgesinde coğrafi yapıdan kaynaklı bir şekilde işaretler ne yazık ki çok rahat görünmüyor. Karadeniz'de çok çabuk yosun bağlıyor nemden ve rutubetten dolayı taşların üzeri. Sarmaşıklar çok hızlı büyüyor çok fazla yağış aldığı için ve sürekli bir gazel var. Yaprakların dökülmesiyle bir katman oluşuyor taşların üzerinde. O yüzden Karadeniz'de işaretleri çok çabuk bulamıyorsunuz, rahat bulamıyorsunuz. Ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu biraz daha kuru bölge, kurak bir bölge. Orada arazide çok fazla bitki örtüsü yok. O yüzden işaretlerin çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ortadadır. İç Anadolu'da ortadadır. Aşikar belli olur. Mesela dere yatakları yine demin dediğim gibi çok fazla sel olabilen yerler. Su gelir, üzerine işte kum gelir, çamur gelir, taş kaya gelir. İşareti kapatabilir. Dere yataklarında ve dere yatağına yakın yerlerde de işaretler var. Yani bir dağın zirvesinde de işaret bulabileceğiniz gibi dere yatağında da, dere yatağının yanında da işaret bulabilirsiniz arkadaşlar. İşaretler insanların yaşadığı bölgelerde. Tabii şu anda sizin yaşadığınız bölgede olmayabilir. Siz şu anda şehirde yaşıyorsunuz. Ama eski medeniyetlerin, eski kavimlerin yaşadığı yerler şu anda dağ, bayır, orman, arazi olmuş olabilir. Yani insanlar orayı terk ettikten sonra biliyorsunuz bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur diye bir atasözü var ya. Aynı onun gibi şu anda dağlık, ormanlık olan bölgeler bir zamanlar yüzlerce, binlerce insanın yaşadığı şehirler de olabilirler. İşaretleri mümkünse bu medeniyetlerin, bu kavimlerin yaşadığı yerlerde arayın. Yani eski köy, köyün eski yerleşim yeri neresiyse. Çoğunlukla yüksek yerler seçilmiş arkadaşlar. Çoğunlukla yüksek yerler seçilmiş. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in sahil bölgeleri yaşam için uygun halde seçilmiş. Çünkü deniz taşımacılığı, liman şehirleri oluşturulmuş bu bölgelerde. Biraz daha yüksekler, daha güvenli kabul edilmiş. Hava biraz daha güzel. Soğuk olduğu için sinekten, böcekten uzak yaşamışlar. Güvenlik açısından daha güvende hissetmişler kendilerini. Yüksekte yaşadıkları için, etrafı rahat gördükleri için. O yüzden yükseklerde, yaylalarda, büyük yüksek dağlarda da işaretler var. Ama yanında, yakınında bir yaşam bölgesi, yaşam alanı olmak zorunda eskiye dair. Evet, biz işaretlerin sırrı kitabımızın içinde bunlardan bahsettik detaylıca, teferruatlıca. Biz buna arazi okuma yöntemi diyoruz. Eski medeniyetlerin veya eski kavimlerin nerede nasıl yaşadığını bilme. Siz de kendi bölgenizde kim yaşadıysa, özellikle Ermeniydi, Rum'du, ne bileyim Süryaniydi, Yahudiydi veya daha eski medeniyetlere ait bir yaşam varsa kendi bölgenizde bunları araştırabilirsiniz. Nerede yaşamışlar? Şehirlerini nereye kurmuşlar? Gidin, gezin, dolaşın. Nasıl bir mimariyle şehirlerini inşa etmişler? Suyu nasıl getirmişler? Bina inşaatını nasıl yapmışlar? Etraftaki araziyi nasıl işlemişler? Bunların hepsini araştırın. Bunlar sizin için önemli bilgiler olacaklar. Özellikle tek tekçilik yapıyorsanız bu önemli bir bilgi. Çünkü onlar çoğunlukla yaşam alanları ve etraflarında ararlar bir şeyleri.